Herkese merhaba. Road to Shaven'ın 23. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız 15'e 5 yapmıştık geçen bölümde. İstediğimiz gibi performans sergileyememiştik. Ama şunu tekrar belirteyim. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Amacımız tamam elit olabilir belki ama yani genel olarak herkes öyle düşünüyordur ama ben Gold'da bırakma taraftarıyım. Ki zaten şu an çok iyi oynamıyorum. İsteyerek de oynamıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Bunu hep belirtiyorum da isteyerek oynamıyorum şu sıralar. O yüzden amacımız Gold 1. Tots gelene kadar bu şekilde devam edecek. Tots ne zaman gelir bilmiyorum. Yaklaşık hangi şu an? Nisan'ın tam 1 Nisan tarihi olarak. Mayıs'ta gelse her hafta Elite 3 yapsak bizi çok ileri taşıyacak. Thierry ve George Best'in Primus kartlarını kiralığını yaptım. Onlar hakkında konuşacağım birazdan. Dün de paket açtım. Prime Gold Players Pack. İçinden güzel bir oyun çıktı. Kadromuza ekleyebileceğimiz bir oyun çıktı. İsmini söylemiyorum. Bir sonraki videoda göreceksiniz Road to Shaven'ın. Arjen Robben incelemesi gelecek. Yapmak isteyen arkadaşlar için bir video yapmak istiyorum. O yüzden takipte kalın. Onun için de yarın herhalde gelir video. Bugün oynarım. Herhalde. O da tam emin değilim. Hep herhalde dedim ama bilmiyorum. Evet şimdi Thierry'den bahsedelim. Thierry'nin ben zaten Thierry'yi seviyorum gerçekten. Çok sevdiğim bir oyuncuydu. İzleme fırsatı bulmuştum. Çok futbol takip etmesem de o dikkatimi çeken iyi oyuncular arasındaydı. Plaseleri trademark'ı biliyorsunuz o böyle geçip bir anda plaseleri çok hoşuma gidiyordu. Öyle bir gol de attık zaten bu videoda. Çok sevmiştim golü attığım zaman. Dribbling'i harika. Bitiriciliği harika. Ama bana nedense hep garip gelen şey Cristiano Ronaldo'nun shooting'i Thierry'den daha iyi abi. Bilmiyorum. Çok garip değil mi ya? Yani Ronaldo'nun shot power kaç? Şu an shot power'ını hiç statlarını hatırlamıyorum. Ama Ronaldo'nun sanki shooting'i her zaman daha iyi gibi geliyor bana. Cristiano Ronaldo'nun normal kartının. Bilmiyorum belki de öyledir statlarında. Ama bana öyle geldi. Dribbling'i, pası, kafa toplarını da alıyor bu arada. Kafa toplarında bir sıkıntınız olmasın. İleri diktiğiniz zaman L2'ye sırtınızı koyduğunuz zaman kafa toplarını kazanabiliyor. O konuda gayet iyiydi. Başka herhangi kritik bir şeyi var mıydı? Pası, driplingi, şutu. Hızı da gayet yeterince yani vardı bence. Thierry 10 üzerinden 10 bence. George Best 93 kartını kullanmıştım ben. 93 kartını ben açıkçası hiç beğenmiyorum. Çalışma oranı kartı böyle sağda yok ediyordu neredeyse. Bulamıyordunuz kartı. Yani yok ediyor derken sağda bulamıyordunuz kartı. Bu kartı kesinlikle ama kesinlikle çok iyi olmuş George Best'in. Bayağı başarılı benim gözümde. Bize birkaç tane maç kazandırdığını söyleyebilirim George Best'in. Ama mesela Figo, George Best, ne bileyim bu kartlar bana çok şey gelmiyor Primus kartları ya. Böyle kullanasım gelmiyor. Ama George Best topu çok iyi ileri taşıyor. İnanılmaz şekilde hızlı. O konuda çok avantajlı bence. Bitiriciliği de çok yüksek. Bakın gerçekten çok yüksek. O yüzden diğerlerine göre artısı o olabilir. Mesela ben olsam mesela sağ kanatta her türlü Mbappé'yi oynatırım. Satılamaz George Best'i yapmam. Ki var mı? Gelmiş miydi? Gelmiş olması lazım değil mi? Aynı. Bakın mesela. Gidiyor abi adam. Arkada rüzgarı kalıyor. Şey yapıyor ya. Tozu dumanı katıyor. Ve burada temiz oynamıştık. Güzel bir gol atıyoruz. Kadromu değiştireceğim yine. Haftaya için galiba Hazard'ı alacağız. Hazard, bakın Hazard Kante yaparsak orta sahada Kondogbia olması gerekecek. Kondogbia'nın work rate'lerinin ne olduğunu bilmiyorum. Hiç bakmadım. Sıkıntı olacak. Burada yediğim gole bakar mısınız? Adam kafasıyla indirip ayağıyla atıyor. İnan gamer. Kante Hazard eski kadromu hatırlıyorsanız öyle bir şey yapabiliriz. O tarz bir şeyler olacak. Tam şey vermeyeyim. Spoiler vermeyeyim. Burada 120. dakikada penaltı oluyor. Rakibe umutsuzca tackle yapıyor ve penaltı kazanıyoruz. Hiç penaltılara atamıyorum bu arada. Maç penaltılara gidecek. Bakalım şimdi penaltılara atabiliyor muyuz? Hızlıca koydum hepsini. Berkamp. Ha, Berkamp sokmuştum. Bu kaçıncı maç? 17-5. 10. Deniz Berkamp'tı değil mi o? Ben onun kiralık kartını koymuşum değil mi oyuna? Okey. Kiralık kartını koymuşum. Bakın penaltıyı nereye atıyoruz? Çok güzel atıyoruz aslında. Hoppa. Bravo. Bravo. Harika. Harika.
diyecek bir şey bulamıyorum. Maçı kaybediyoruz. İlk mağlubiyetimizi aldık. Dün çok fazla sinirlendim gereksiz yere. Neden sinirlendiğimi bilmiyorum. Biraz onu atamamış. Nasıl atamamış Thierry Henry? Dün gereksiz yere sinirlendim. Deyimi Gold 1'de bırakacağım deyip elite kasıyoruz. O yüzden sonra yıpranıyorum. Fabinho bir pas atıyor dibindeki adama. Daha doğrusu atamıyor. Anlam veremiyorum. O yüzden haftaya bu maçları yayında değil, yayın dışı oynayacağım, YouTube'a koyacağım. Başka bir hesapta oyundaki en iyi kadroyla kendime gidip onda da kasmayacağım. Hani 10-0 falan yaparız herhalde, 9-1 falan. 10 maç, 20 maç oynarım. Öyle yapmayı düşünüyorum. Oyundaki en iyi kadro derken cidden en iyi kadro. Team of the Ronaldo, Prime Hulit, Vieira falan onlar var. Team of the Neymar, Mbappe, Team of the Ramos. Onlarla oynayacağım. Birazcık dönen ve pas atabilen kartlarla oynamak istiyorum. Sağdaki her oyuncunun bitirebilme potansiyeli olan bir takımla oynamak istiyorum. Öyle olacak. Thierry Henry ile güzel çalımlar attık. Burnum çok tıkalı, konuşamıyorum ya. Thierry Henry lakrakütaları tertemiz yapıyor. 93 kartta sanki böyle diğer kartlardan daha iyi lakrakütü yapıyormuş gibi geliyordu. Benim çok dikkatimi çekiyordu Thierry Henry'nin o lakrakütülara yapışı. Başka bir skill move yapmasa gerek yok gerçekten. Thierry Henry lakrakütü çok iyi yapıyor. Dediğim gibi boyu çok uzun. Bakın boyu gerçekten çok uzun Thierry Henry'nin. 1.88 falan olması lazım. Ama dribblingi bence çok iyi. Şimdi kim var başka? Bu arada foot bitti mi şey birthday? Foot birthday bitti mi? İkon gelmeyecek değil mi o zaman? Bir şey daha soracağım ben. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ferdinand'ın falan Primus'ta gelmeyecek mi Shevchenko'nun? Bunlar hakkında bilginiz var mı? Çünkü hiç Ferdinand'ın bir şeyini görmedim ben. Herhangi bir kartı gelecek falan filan. Ve Shevchenko aynı şekilde. Shevchenko'yu istiyorum abi ben Shevchenko. Şimdi bu kartların geliyordu, niye Shevchenko'nun geldi? Bilgisi olan aşağıda paylaşırsa yorumlarda çok sevinirim. Burada Teheran'dan güzel pas ve skor. 2-0'a getiriyoruz. Maç 2-0 bitiyor burada. Yok. Adam 88. dakikada kuyut atmış. Bu da çok garip mesela. Niye 88'de kuyut atıyorsun? Hiç bilmiyorum. Coutinho. Bu herif iyi oynuyordu. Bu herif iyi oynuyordu. Evet, evet hatırladım. Bu herif fena oynamadı. Evet, güzel çalım. Burada çok dribbling bakın. Çok soğukkanlı. O dribbling yapan adam soğukkanlıdır. O pası da verseydi orada zaten çıkardık oyundan herhalde. Ama bizim de tabii ki birkaç uyuz taktiğimiz var. Gol olmuyordu galiba ki şeyde. Evet, gol olmuyor. Ondan sonra ha, bu Vidal beni çok şey yapıyor ya. Sinir ediyor. Güzel kart aslında. İlk 11'de oynar da ne bileyim ya. İyi kart. Birazcık şans anı. İçinden geçiyor adamın. Cidden içinden geçiyor. Kickoff alması gerekiyor. İçinden geçiyor ama golü atıyor. Burada da kaleciyi oynatıyoruz gereksiz yere ve skor 2-1 oluyor. Rakibim bununla yetinmiyor. Bir atak daha yapıyor. Burada composure 0. Dedim ki güzel oynuyordu bu rakip. Composure'un yoksa bu adamı yenemezsin. Cidden iyi oynuyordu. 3-1 oluyor ve maçı kazanıyor. 19-7 oluyoruz. İlk başta elit olma ihtimalimiz olduğu için kasmaya devam ettim. Kasmamam gerekmediği halde. Çünkü diyorum Gold 1'den paketten abi çıktı bir şey yani. Kendimizi yıpratmanın bir anlamı yok. Bu arada Elite 1 paketlerinden herhalde Elite 1 değil. Division 1 paketlerinden, Division 1 Rank 2 paketlerinden ne alırız bilmiyorum. Aa ben Rank 2 bitiremeyebilirim ama. Çünkü kadrom yok. Geçici bir kadroda yapmak istemem coin kaybetmek. O yüzden nasıl yapacağız bilmiyorum. Onu düşüneceğim ben hafta için. Dediğim gibi. Önce bir Ayan Robben review yapayım. Of bakın. Henry! Trademark golünü atıyoruz Thierry Henry'nin. Çok güzel gol. Sevdiğim tarzda bir gol. Bunun özetini şeyinde koydum. Replay'ini de koydum. Çok bayılıyorum abi. Şu gole ya bu sene bunu kaldırarak oyundaki en güzel şeyi kaldırdılar abi. Plase atamıyorsun ya. Ben çok üzülüyorum abi. Üzülüyorum ya. Gerçekten o plase oyunun başındaki şeyi kaldırmayacaklar. Cidden çok keyifliydi ya. Rakibimi domine etmiş miyiz? Hayır etmemişiz ama kazanmışız. 2-1. Kadrosu çok iyiydi çünkü. Onun biz domine etmesi gerekiyordu ama bir şekilde kazanmayı bildik. Ve son maç. Yavaş yavaş da videonun sonuna doğru geliyoruz. Kaybediyoruz. Anlayacağınız üzere. Bu rakibim iyi mi oynuyordu? Hatırlamıyorum. Arjen Robben incelemesi gelecek. Ne zaman gelir bilmiyorum. Yarın ya da ertesi gün. Bitmeden koyacağım tabii ki. Ama çok iyi. Kartın çok iyi olacağını biliyorum. Ama yine de bakalım nasıl. Bir de inceleyelim oyun içinde nasıl. İzleyen herkese çok teşekkür ederim.
pek diyecek bir şey yok. Ne yazık ki başaramadık yine. Bir süre daha dediğim gibi Gold'la bitireceğiz. Gold'leri bitireceğiz. Ondan sonra Tots zamanı Elite oynayacağız. Söz veriyorum size, elimden geleni yapacağım. Kadromuza geliştiği zaman biraz daha kolay olacak. Fabinho'dan kurtulduğumuz zaman hayatımız daha da kolaylaşacak. Dediğim gibi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.